Elon Musk'ın kurduğu Neuralink sonunda insan beyninde olan bitenleri bilgisayarlara telepati yoluyla aktarmayı başardı. Geçen hafta Neuralink tarafından yayınlanan şu videoda 29 yaşındaki boynun altı tamamen felçli olan hastamız Nolan Arbo'nun satranç oynayabildiğini görüyoruz. Hatta satranç oyundan sonra bir oyun daha oynamış. Neyle? Tamamen beyin dalgalarının bilgisayar ekranındaki cursor'ı hareket ettirmesiyle. Bir dalma denemesi sırasında felç olan hastamız teknoloji kullanırken biraz zorlandığını, gelişime açık yönlerinin olduğunu ama kesinlikle hayatını daha şimdiden değiştirdiğini söylüyor. İnsan beyninde olan bitenleri dijital dünyaya aktarmak, dijital dünya ile insan beyni arasında bağlantılar kurmak çok da yeni bir fikir değil. Ta 2004 yılında BlackRock isimli bir firma tarafından insan beynine gömülen mikroçipler insanların beyinleriyle bilgisayarlara emir vermesini sağlamıştı. Ve bu alanda şu anda da çok rekabet var. Elon Musk'ın Neuralink'i kesinlikle tek başına değil. Peki burada ne yapılmaya çalışılıyor? İnsan beyniyle bilgisayarları birbirine bağlamak konusunda Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates gibi devlerin yatırımları neden her gün daha fazla büyüyor? Burada nereye varılmaya çalışılıyor? Ve belki daha da önemlisi, bütün bunlar insanlık için ne anlama geliyor? İşte bugün bütün bunları konuşacağız. Elon Musk'ın bir gün körlüğe bile çare olabileceğine inandığı teknolojinin derinliklerine biraz dalacağız. Farklı şirketlerin farklı yaklaşımlarını ne getirip götürdüğüne bakacağız. Ve belki de hepsinden önemlisi, biraz önce söylediğim gibi, insanlık neye doğru evriliyor konusunda biraz kafa yoracağız. Bu inanılmaz teknolojinin insanlığı nereye götürdüğü sizi çok heyecanlandırabilir, çok ümitlendirebilir ya da çok distopik kabusların içine sokabilir. Hazırsanız başlıyoruz. Neuralink ilk hastasının, yani 0 numaralı hastasının beynine 24 Ocak 2024'te bir mikroçip yerleştirdi. Daha önce sadece maymunlarla denemeler yapmıştı. Hatta çok da eleştiriler almıştı. Bazı maymunların bu denemeler sırasında öldüğü yönünde. Ama bu onlardan çok daha cesur. Çünkü sonuçta insan beynine yapılan bir operasyon bu. Amerika'da gerekli otoritelerden izinler alınarak yapılmış olmasına rağmen büyük riskler taşıyor. Ama anladığım kadarıyla çok genç yaşta boynun altı tamamen felç olan bir hasta için bir ümit kapısı. O yüzden gönüllü olmuş bu ameliyata. Fakat bütün bunlara girmeden önce kendi beyninizi geliştirmeniz için size bir önerim var. Bizim eşim Pınar'la beraber yönettiğimiz harika bir kanalımız daha var. Adı Kitap Ekspresi. Burada her hafta bir kitabı özetliyoruz. İş kitapları, kişisel gelişim kitapları ve elbette yatırım kitapları var. 20-30 dakikalık harika özetler. Video izlemeyi sevenler için çok güzel görüntüler eşliğinde Pınar sizler için okuyor bu kitapları. Mutlaka gelin Kitap Ekspresi'ne üye olun. Sadece yukarıdaki veya aşağıdaki linkten gidip tıklayıp üye olmanız yeterli. Belki bu kitapları dinleyerek beyninizi bir gün mutlaka gelecek olan Elon Musk'ın saldırısına karşı da güçlendirmiş olursunuz. Dönelim ameliyatımıza. 28 Ocak'taki operasyon çok hassas, sadece bu iş için geliştirilmiş özel bir robot tarafından gerçekleştirildi. Çok da hassas olması gerekiyor. Çünkü sürekli hareket halinde olan capcanlı bir organa kablolar bağlamaya çalışıyorsunuz. Tamı tamına 64 tane incecik kablo. Her birinin kalınlığı insan saç telinin 20'de 1'i kadar. Her bir kablonun ucunda da 16 tane mikroskopik sensör var. Bütün bunlar bir mikroçipe bağlanıyor. Mikroçip kafatasımızı içine yerleştirilmiş ve pille çalışan, temassız olarak şarj edilebilen bu mikroçip aynı zamanda verileri temassız olarak dışarıya aktarabiliyor. Hangi verileri? Beynimizdeki elektrik faaliyetlerinin bilgilerini. İnsan beyni çok temelde elektrikli bir cihaz aslında. Beynimizden çıkan elektrik dalgaları vücuda yayılıyor, organlarımıza gerekli emirleri veriyorlar. Neuralink kablonun ucundaki sensörler işte bu elektrik dalgalarını yakalıyor ve onları mikroçipe aktarıyor. Mikroçipten de dışarıya bu veriler çevremizdeki bilgisayarlara, yazılımlara dijital dilde yollanıyorlar. Bilgisayarlar gelen bu verileri yorumluyor, hangi dalganın vücuttaki hangi faaliyeti yerine getirdiğini, ne anlama geldiğinin şifresini adeta çözüyorlar. Aktarım sırasında kullanılan teknoloji de Bluetooth. Benzer teknolojiler aslında 2004 yılından beri deneme halindeler ama Neuralink'i rakiplerinden ayıran çok büyük farklar var. Bunlardan en önemlisi tamamen kablosuz olması. Beynin içerisine yerleştirilmiş mikroçipten veri dışarıya kablosuz aktarılıyor. Daha belki çözümlerde hep bu kabloyla yapılıyor. Kablosuz olmanın avantajı ne? Hasta laboratuvar dışında da bu cihazı kullanabiliyor. Böylece cihazın hastanın gerçek hayatına katılması daha olası hale geliyor. Neuralink'i rakiplerinden farklılaştıran başka önemli bir konu da çoklu göreve izin vermesi. Gördüğünüz gibi hasta hem oyun oynuyor hem sohbet edebiliyor. Bu daha önceki teknolojilerde ve mevcut rakip teknolojilerde mümkün değil. Elon Musk'ın ilk hedefi insanların beyinleriyle bilgisayarlarla temas kurması, onları yönetebilmeleri, cep telefonlarına hakim olabilmeleri, hatta oyun konsollarında oyun oynayabilmeleri. Akıllı arabaları ve akıllı evleri düşündüğümüzde cep telefonu üzerinden bunlara emir vermesi de mümkün hastaların. Böylece evde çamaşır makinesinin zamanında çalışması, klimanın açılıp kapanması, perdelerin açılıp kapanması, elektrik süpürgesinin evin içine salınması gibi pek çok şeyi daha
daha önce hep bu konularda başkasına muhtaç olan hastalar kendi başlarına başarabilirler. Bu arada Elon Musk bu hafta içinde attığı bazı tweetlerde bu ürünün ikinci bir versiyonu üzerine çalıştıklarını, bunun da körlüğü yenmeye odaklandığını söylüyor. Burada aslında işin esprisi şöyle, sadece beynimizden dışarı dalgaya yollamayabilir o mikroçipler, dışarıdan veri de alabilirler. Yani kafamızın üzerine takacağımız mesela bir kameradan veriyi içeriye alabiliriz ve eğer beynin nasıl çalıştığını o güne kadar çözmüşsek insanın görmesini sağlayabiliriz. Elon Musk bu görmenin tam insan görmesine benzemeyeceğine siyah beyaz olacağını söylüyor. Ayrıca piksel sayısı da oldukça az olduğundan böyle kareli bir görüntü olacak herhalde. Fakat ileride bu mikro işlemcinin gücü arttıkça ve kablonun sayısı arttıkça belki daha gerçek görmeye yaklaşılabilir. Elon Musk yine attığı bir tweette maymunlarda bunu çoktan başardıklarını söylüyor. İnsanlar üzerine henüz bu yönde bir deneme yapılmamış. Belki sağlıklı insanlar kadar iyi göremeyecekler ama yine de görme engelli insanlar için ciddi bir ümit kapısı olduğu net. İnsan beyniyle bilgisayarlar arasında yeni bir arayüz yaratmak, insan beyninde ne olup ne bittiğini çözmek sadece Elon Musk'ın tutkusu değil. Çok önemli bir rakibi var bu alanda, Synchron. Synchron'u özel kılan şey sadece teknolojisi değil, ortakları da. Elon Musk'ın can düşmanı diyebileceğimiz hemen hemen her alanda rekabet ettiği Bill Gates ve Jeff Bezos Synchron'un ortakları arasında. Synchron'un teknolojisi ve yaklaşımı oldukça farklı. Synchron kabloları insan beynine doğrudan bağlamıyor. İnsan beyninin etrafındaki kan damarlarının içerisinden geçiriyor kabloları ve bu kablolar beyinde olan biteni okuyorlar. Daha sonra kablolar doğrudan doğruya kalbin üzerine takılmış olan gördüğünüz vericiye ulaşıyor ve bu verici dışarıya beyinden okunan verileri aktarıyor. Senkron teknolojisini kullanan hastalar şu anda Neuralink'in hastalarının yaptıklarını yapabiliyorlar ama çok da görevi gerçekleştiremiyorlar. Ama bir fark daha var, bu kablolar beynin epey dışından gidiyorlar ve şu anda yapabilecekleri de epey kısıtlı, sadece beyinden veri alabiliyorlar. Elon Musk'ın teknolojisi ise doğrudan beyine bağlı kablolardan oluştuğundan hem topladığı veri daha detaylı verilerini olabiliyor hem de beyne veri yollaması da mümkün, yani dışarıdan içeriye de veri aktarmak mümkün. Bugünkü haliyle 64 kablonun üzerindeki 16 mikrosensör 1024 noktadan veri toplanabildiğini ve buraya veri aktarabileceğini gösteriyor. İleride bu kablo sayıları ve mikrosensörlerin sayısı artırıldıkça beyinle bilgisayar arasındaki iletişim kanalı daha da genişleyecek ve derinleşecek. Böyle baktığımızda Synchron'un şu anda yapabileceklerinin sınırlarına aşağı yukarı ulaştığını, Neuralink'in aslında yola yeni çıktığını görüyoruz. Fakat başka rakipler de var ve bütün bu rekabetin içerisindeki en önemli fark noktası işgalcilik seviyesi. Yani beynimizi o teknoloji ne kadar işgal ediyor. En işgalci olan Neuralink. Çünkü Neuralink doğrudan doğruya beyin korteksine kablo bağlıyor. Kafatasımızın içine de mikroçip takıyor. Demin gördüğümüz Synchron daha yüzeydeki damarlardan gidiyor. Hatta kafatasının dışına takılan çiplerden beyni okumaya çalışanlar da var. Bütün bunların yapabildikleri etki alanları farklı. Daha yüzeydeki teknolojilerin çözümleri de biraz daha yüzeysel. Mesela bunlardan bir tanesi depresyona iyi gelmeyi hedefliyor sadece. Elon Musk'ın daha işgalci bir yöntemi benimsemesinin nedeni iddiasının daha fazla olması. O diyor ki öncelikle sinirsel hastalıkları tedavi edeceğiz. Alzheimer gibi sorunları çözeceğiz. Felçli hastaların dış dünyayla etkileşimini çözeceğiz. Görme özürlü insanların görmesini sağlayacağız. Hatta belki felçli hastaların vücutlarına daha doğru emirler göndererek tekrar vücutlarını harekete geçireceğiz. İddialar çok daha büyük. Hatta belki obeziteyi de çözebilirler bu arada. Hani geceleri şöyle bir bizi acıktıran, buzdolabına yollayan neyse beyin dalgası onu bulup engel olacak bir çipe şu andan ben para vermeye hazırım. Ama tabii söz konusu olan Elon Musk olunca yapay zekayı konuşmadan olmaz. Elon Musk bu teknoloji sayesinde insanoğlunun beynini geliştirmeyi de hedefliyor. Bilgisayarlarla doğrudan bağlantılı olacak bir beynin yapay zeka ile rekabet etme şansının olacağı inanıyor. Çünkü unutmayın Elon Musk yapay zekadan çok korkuyor. Bu çerçevede OpenAI ve CEO'su Sam Altman'la olan kavgasını şu videoda anlatmıştım. Kavga hala da devam ediyor. Elon Musk'ın inancı, eğer yapay zeka ile insan zekası birbirine bağlarsak süper insanlara dönüşebiliriz. Bütün becerilerimiz artar, öğrenme becerimiz, görme becerimiz, yorumlama becerimiz ve o zaman ancak yapay zeka ile başa çıkacak güce ulaşmış oluruz. Tabii Elon Musk'ın vizyonu çok geniş ama şu andaki teknolojinin oraya varabileceğine dair çok somut kanıtlar yok. Daha çok işin başlarındayız. Bir maymunun yaptıklarını daha evvel izlemiştik, oyun oynayabiliyordu, kendine ödüller alabiliyordu. Şimdi de bir insanın satranç oynadığını gördük sadece. Elon Musk'ın vizyondaki yerlere gitmemiz daha çok ama çok zaman var. Tek mesele zamanda değil, başka engeller de çıkabilir. Öncelikle bu tip teknolojilerin insan beyninde uzun süre kaldığında ne gibi etkileri olduğunu bilmiyoruz. Ayrıca bunlar sağlıkla ilgili oldukları için sağlık bakanlıklarının regülasyonlarına bağlılar. O regülasyonların işte epey yavaş. Kaldı ki kamu otoritesi bu işe okey verse bile hastalarına ilaç yazmaya alışkın doktorları ikna etmek hiç de kolay olmayacak. Hastaların da beyinlerinde bir çiple gezmeye çok hevesli olmayacaklarını düşünüyorum. Hele Türkiye'de olduğu
gibi COVID aşısı üzerinden vücuduna çip takıldığına inanan insanların beyinleri de bir çiple gezmekten imtina etmeleri mümkün. Bir de tabii hacklenme korkuları var. Ya hacklenirse beynimiz, ya beynimize olmadık bilgiler aktarılırsa, hatta beynimiz uzaktan yönetilirse, bütün bunlar da yine korku senaryolarının birer parçası. Benim inancım engellilerin hayatlarını iyileştirmek çok ama çok değerli. Zihinsel ve sinirsel hastalıkları yenmek, depresyondan kurtulmak, bütün bunlar insanoğlunu ileriye götürebilecek şeyler. Ve inanıyorum ki önlerine ne engeller çıkarılırsa çıkarılsın bu firmalar yollarına devam edecekler. Çünkü insan beynini anlayan, ondaki arızaları çözen ve onu daha ileri bir seviyeye taşıyan teknoloji herkesin hayallerini süslüyor. Bu çerçevede Elon Musk, Jeff Bezos ve Bill Gates gibi büyük yatırımcıların bu alana para yağdırmaya devam edeceklerini düşünüyorum. Henüz yolculuğun başındayız, o yüzden bizim gibi bireysel yatırımcılar için henüz bu alanlarda yatırım fırsatı yok. Ama inanın çok yakından takip ediyorum. İnsanoğlunun geleceğini kökten değiştirecek ve belki bizi başka bir cinse doğru evirecek bu teknolojik gelişmeyi çok çok yakından izlemeye, yatırım fırsatlarını aramaya da devam ediyorum. Umarım bu konular ilginizi çekmiştir. Hepinize harika bir pazar günü diliyorum. Sevgiler, saygılar diyorum. Elon Musk kapınızı çalmadan önce beyninizi geliştirmeyi istiyorsanız Kitap Ekspres'e üye olmayı da sakın unutmayın.